değerli arkadaşlar, bu videomuzda neyi göreceğiz? Cemiyetleri göreceğiz. Arkasından Kuvayi Milliye işleyeceğiz. Şimdi cemiyetleri biz ikiye biliyoruz. Zararlı, yararlı. Zararlıyı da ikiye biliyoruz. Azınlıkların kurduğu, Türklerin kurduğu. Hocam, Türkler neden zararlı cemiyet kurur? Arkadaşlar, Türklerin zararlı cemiyet kurmasının bakış açımız şu olacak. Söz konusu vatan olduğunda ımmım diyen herkes zararlıdır. Ya vatanın yanında yer alırsın ya da vatan aynısındır. Mustafa Kemal de olaya böyle bakmıştır. Eğer söz konusu milli mücadele olduğunda, ya kolay mı bunlar, bir düşünelim, cartta curtta, hepsi zararlı oluyor. Tamam? Çünkü bizim bunlarla oynayacak vaktimiz yok. O yüzden Türklerin de zararlı cemiyetleri olacak. Önce nereden başlayalım? Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden başlayalım değerli arkadaşlar. 1. Etniki Eterya. Hocam, etnik Eterya nedir? Arkadaşlar, bunun diğer adı, eski adı Filiki Eterya'dır. Filiki Eterya. İlk kurulan Rum cemiyetidir. İlk kurulan Rum cemiyetidir. Kendisi Megali İdea'nın peşinden koşar. Diğer Rum cemiyetleri olduğu gibi. Megali İdea. Değerli arkadaşlar, etnik Eterya'nın bir özelliği var. Megali İdea, Batı Anadolu, İzmir, Trakya'yı kapsar. Hem Megali İdea'yı destekler, hem Karadeniz'deki Rum devletini destekler. Yani etnik Eterya, Karadeniz'de de zararlı faaliyetlerde bulunmuştur veya bulunanları desteklemiştir. İlk kurulan etnik Eterya. Arkasından Mavri Mira. Arkadaşlar, bu da Rum cemiyeti. Peki bu da neyin peşinden koşacak? Yine Megali İdea. Dikkat! Bunun kelime anlamı arkadaşlar, kara gün. Yani sizden ricam, ilk kurulan etnik Eterya, kara gün anlamına gelen derse kim işaretleyin? Mavri Mira işaretleyin. Tamam mı? Batı Anadolu'da. Onun dışında değerli arkadaşlar, Kordos. Bakın, Kordos deyince Trabzon'da Rum devletini kurmak ister. Diğer ismi Göçmenler Cemiyeti'dir. Kordos, Trabzon'da Rum devletini kurmak ister. Diğer ismi neymiş arkadaşlar? Göçmenler. Zaten göçmenleri de ne yapmıştır? Kullanmıştır. Oldu mu? Göçmenler Komisyonu gibi düşün. Diğer adı Göçmenler Cemiyeti. Peki bir de Pontus Rum var. Arkadaşlarım, bu da Samsun ve çevresinde Rum devleti kurmak ister. Hatta Pontus Rum isyanını ileride anlatacağımız merkez ordusu bastıracaktır arkadaşlar. Peki, bunun dışında Rum İzci Okulu, Yunan Kızıl Haçı gibi küçük küçük cemiyetler de vardır. Bunlar İstanbul'da bulunan Fenerbahçe Patrikhanesi'ne bağlıdır. Güya İzci Okulu ama İzcilikle alakası yok. Bak, İzcilikle alakası yok. Neyle bir alakası var? Tamamen bölücülükle. Geçen Antep'e gittim mesela. Geziyordum, şöyle bir baktım. Edebiyat Sevenler Lokali diyor. İsim çok güzel, çok entel. Ama binaya bir baktım, mor mor ışıklar. Bildiğin tövbe yarabbim, şey gibi, pavyon gibi. Ay, sırf demişler, ne yapalım? Biz edebiyat sever gibi görünelim, alkol ruhsatalım. Yani mantık belli. Bu da onun gibi. Rum İzci Okulu. Sanki izcilik yapacaklar. Yaptıkları şey ne? Hainlik. Tamam. Hadi bakayım. Bunlar Rum cemiyetleri. Arkadaşlar, bunun dışında Hınçak, Sütyun, Taşnak, Sütyun, İntikam Alayı. Hınçak, Sütyun, Taşnak, Sütyun, İntikam Alayı. Değerli arkadaşlar, bunları da kim kurdu? Ermeniler kurdu. Bunlar Dünya Savaşı'nda zararlı faaliyette bulundukları için 24 Nisan'da kapatıldı. 24 Nisan'da kapatılmalarından dolayı bugün soykırım yalanı bugünlerde ne olmakta arkadaşlar? Kabul edilmekte. Peki Hınçak, Taşnak, hocam ben biliyorum, nerede zararlı faaliyet yaptı? Doğu Anadolu. Bunu herkes biliyor. Sen bunun yanına mutlaka neyi koyuyorsun? Çukurova'yı koyuyorsun. Yani Pozantı'yı koyuyorsun. Oldu mu? Burada Hınçak, Taşnak, İntikam Alayı, Çağdaş Türk Dünya Tarihleri asal arkadaşlar. Bunlar nedir? Ermeni kurdu zararlı cemiyetlerdir. Doğu Anadolu ve Çukurova'yı unutmuyorsun. Peki bunun dışında Makabi, Allianz, İsrail, İT. Evet. Arkadaşlar, bu da Yahudilerin kurduğu.
Ama nerede devlet kurmak istiyor bunlar? Orta Doğu'da. Evet, bunlar nerede devlet kurmak istiyormuş? Orta Doğu'da. Değerli arkadaşlar, şöyle sorular çıkar. Hangileri Anadolu'da zararlı faaliyetler yürütmüştür, yürütmemiştir? Yürütmüştür, yürütmemiştir. Makabi ile Allianz İsrail'i almıyorsun. Onlar çünkü Orta Doğu'da devlet kurmak istiyor. Oldu mu? Peki, hiç çıkmamış bir soru. Biz genelde tarihçiler yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini anlatırız. Kitaplarda hep onu sorarız. Size farklı bir konu olsun. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin ortak özelliği. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin ortak özelliği. Bir, zararlı olmaları. Çok mantıklı. İki, İtilaflarla işbirliği. Arkadaşlar, devam ediyorum. Wilson ilkeleri. Hangi maddesi? Nüfus maddesi. Bir çoğunlukla edecekler. Devam ediyorum. Mondros ateşkesi. Kaçıncı madde? Yedinci madde. Amaç ne? Asayişi bozmak. Evet. Bence çok önemli bilgiler. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetin ortak özelliği. Azınlıklarla Avrupalılarla işbirliği yapmaları, devlet kurmaya başlamaları, yıkıcı olmaları, bunu herkes işaretler. Wilson'un nüfus maddesini koz olarak kullanmaları, Mondros'un 7. maddesine göre asayişi bozmaya çalışmaları. Olur mu? Bir de arkadaşlar, 2015'te buna benzer bir soru çıktığını sizlere hatırlatıyorum. Hemen Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlere geliyorum. Evet. Bunlar azınlık malı, bu da Türk malı. Ortak noktası ne? İkisi de mal olması, değil mi? Artı Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerin bakış açımız ne olacakmış? Niye Türkler zararlı kurar? Milli mücadele destek vermeyen herkes zararlıdır arkadaşlar. Hadi bismillah. Türkler deyince bir, Hürriyet ve İtilaf. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk muhalefet partisi Ahrar'dır, ikinci muhalefet Ahali'dir ama birçok muhalif parti hangi çatı altında toplanmıştır? Hürriyet ve İtilaf. İttihat Terakki'nin en büyük muhalefeti Hürriyet İtilaf'tır. O yüzden en çok zarar veren yerli cemiyet veya parti de Hürriyet ve İtilaf'tır. Değerli arkadaşlar burada saltanat yanlısı gibi görünürler. Aslında bunlar nedir? İngiliz yanlısıdır. Evet, birçok unsurun bir araya gelmesiyle kurulmuştur Hürriyet ve İtilaf. İkincisi, Sulhi Selameti Osmani. İsmi huzur verebilir, kanmayın. Sulhi Selameti Osmani. Saltanat yanlısı gibi görünüp İngiliz yanlısıdır arkadaşlar. Devam ediyorum. 3. İngiliz Muhipler Cemiyeti. Evet. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey öğreteyim. Burada İngiliz Muhipler olsun. Şurada Wilson İlkeleri Cemiyeti olsun. Şurada da arkadaşlar İslam Teali olsun. İslam Teali. Hadi bakayım. Şimdi İngiliz Muhipler tamam İngiliz yanlısı. İsminden belli değil mi? Damat Ferit buna da üyedir. Şimdi bir soru soracağım. İngiliz Muhipler, Wilson, İslam Teali. Molla Said tarafından kurulan diyor testte. Molla Said tarafından kurulan derse, ay hocam çok belli ya, Molla kelimesi. Molla o zaman kesinlikle İslam Teali'dir diyorsun. Dünyanın en zeki insanı gibi davranıyorsun ama soru yanlış çıkıyor. Soruda Molla Said derse, o dini terime bakmayın. Molla Said derse hangi cemiyet? İngiliz Muhipler. Oldu mu? Molla Said tarafından kurulan kimmiş arkadaşlar? İngiliz Muhipler. Bitmedi. Wilson Cemiyeti. Bu da Amerikan mandasını savunuyor. Halide Edip adı var. Evet, ABD mandası. Halide Edip Adıvar'ın bir dönem bağlı olduğu cemiyettir. Özellikle Sivas Kongresi'nde Amerikan mandası bayağı bir tartışılmıştır. Ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Hangileri İngiliz yanlısı? Hürriyet İtilaf, Sulh-i Selamet Osmani, İngiliz Muhipler Cemiyeti. İngiliz yanlısı. Hangisi İngiltere'nin doğrudan mandası? İngiliz Muhipler. Hangisi Amerikan mandası? Wilson Cemiyeti. Oldu mu? Molla Said'dense İngiliz Muhipler.
İyi de hocam, İslam tarihi nasıl yakalayacaksınız? Çıkmış tarih ÖABT sorusu. Cemiyetlerin ÖABT'si, lisanı yok, lisansı yok arkadaşlar, ön lisansı yok. Aynı bilgi sorusu bunlar. Medrese hocaları tarafından kurulan derse İslam tarihi. Devam edelim. 6. Kürt tarihi. İngilizlerle işbirliği yapıp İngiltere kontrolünde, mandasında Kürt devleti kurmak isteyenler arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi 7. İlginç bir cemiyet. Nigahban cemiyeti. Nigahban. Hocam bu kim? Arkadaşlar bunun kelime anlamı asker bekçileri anlamına gelir. Asker bekçileri anlamına gelir. Emekli subaylar tarafından kurulmuştur. Evet, emekli askerler diyelim. Ya hocam, emekli askerler kötü olur mu? Bunlar da tam bir filozof. Ya demişler, bizim hayatımız cephelerde geçti. Siz bu işleri kolay mı sanıyorsunuz? Mustafa Kemal Hayalperest, bu kadar itilaf donanmasıyla, ordusuyla biz baş edemeyiz demişler. Milli mücadele destek vermemişler. Bu yüzden nedir arkadaşlar? Zararlıdır. Oldu mu? Evet, sizlere emanet. Tuzaklarına kadar söyledim vallahi. Vebali boynunuza, molla sayıyla dikkat edin demiştim İngiliz muhiplerde. Şimdi Kadir Beni Serkan'ım, nereye geldik? Yararlı cemiyetlere değerli arkadaşlar. Yararlı cemiyetleri şöyle gruplandıralım. Evet. Şöyle bir, iki şeklinde yapalım. Mesela ilkine kimi koyalım arkadaşlar? Kars İslam Şurası diyelim. Bir dinleyelim bakalım. Şimdi ben bu cemiyetleri size biraz farklı anlatacağım. Bu arada moral bozmayayım. ÖSYM cemiyetlerden çok fazla zorlamıyor. Yani genel hatlarıyla tarih kitabı okuyan, birkaç soru bankı için herkes cemiyetlerin sorusunu çok rahat yapar. Biz cemiyetleri üç boyut düşeceğiz. Birincisi, bir cemiyet nasıl yararlı olur? Nasıl yararlı olur? Zararlı olmasın yeterli, değil mi? Günümüzde de öyle. Zararlı olmasın yeterli. Nasıl yararlı olur? Ofis açtı, büro açtı. Açınca yararlı olmuyor. Nasıl yararlı olur? Azınlık cemiyetleriyle mücadele ederse. O zaman Ahmet hocanız ne yapacak? Hangi cemiyet hangisiyle mücadele etti? Çıkmamış bir soru kökü. İki, nasıl yararlı olur? Bulunduğu bölgeyi savunursa. Hangi cemiyet hangi bölgeyi savundu? 3. Ulusal bilinci uyandırırsa. Hangi cemiyet hangi kongreyle halkı bilinçlendirdi? Anlatabildim mi? O yüzden yararlı cemiyetleri biraz farklı işleyeceğiz arkadaşlar. Kars İslam. Kars İslam. Bir kere ilk kurulan cemiyettir. Mondros'tan hemen sonra kuruluyor arkadaşlar. 1918'de ilk kurulan cemiyet Kars İslam'dır. Kime karşı kurulmuştur? Ermeni ve İngiltere'ye karşı. Ermeni ve İngiliz karşıtı. Değerli arkadaşlar, bunun bir özelliği vardır. Cenabi, Garbi, Kafkas geçici hükümetini kurmuştur. Yani yazık bunlar. Kars bir ara ayrı bir devlet olmuş arkadaşlar. Buradan da Karslara selam olsun. Çok merak ettiğim yerlerden birisidir. Cenab-ı Garbi Kafkas geçici hükümetini kurmuştur. Bu Kars çok çile çekti, onu bir söyleyelim. 40 sene Ruslarda kaldı. Bunları biz Kars, Ardahan, Batum'u Brestos'ta kurtardık. Sonra buraya İngilizler, değil mi? Sonra arkadaşlar o Azerbaycan tarafında Ermeniler zararlı faaliyette bulunacak. Hatırlarsanız biz Bakü'de Kafkas İslam Ordusu Nuri Killigil tarafından kurtarıyorduk. Bu cemiyet de bir ara Kars'ı ayrı bir devlet haline getirmiş. Niye? İngiltere'ye bağlanmamak için. Bağımsızlığı korumak için. Tamam, ilk kurulan. İkincisi arkadaşlar, Trabzon Muhafazayı Hukuk. Rum cemiyetleriyle Pontus'un ve Kordos'un mücadele etti. Sakın bana etnik yeterli Mavri Mira demiyorsunuz. Pontus'un ve Kordos, çünkü onlar Karadeniz'deydi. Özellikleri var, Erzurum Kongresi'ne katılmak gibi, değil mi? Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncüsü Vilayeti Şarkiye. Ermenilere karşı kuruldu. Hınçak ve Taşlak'la mücadele etti. Erzurum'a katılacak. Dördüncüsü Doğu Anadolu
Müdafaa-i Hukuk. Bakın ismi çok toparlak. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk. Evet, doğudaki cemiyetler Erzurum'da birleşecek arkadaşlar. Oldu mu? Doğudaki cemiyetler Erzurum'da birleşecek. Şimdi sizden ricam, bu Kars, İslam, Trabzon, Doğu Anadolu dedik ya, en önemlisi Doğu Anadolu'dur. Bunların yayın organı vardır. Le Pais. Fransızca arkadaşlar, Fransız gazetesinden ne yapıyor? Makaleler yayınlatıyor. Bir de Pierre Loti, Fransız Türk dostu yazar. Pierre Loti'den yardım isteyen cemiyettir arkadaşlar. Bunun bir yayın organı daha vardır. Albayrak, Hadisat. Oldu mu? Dolayısıyla Doğu Anadolu Cemiyeti arkadaşlar herkesi toparlayan bir cemiyettir. Yani doğudaki en büyük cemiyet diyebiliriz. Peki doğuda toplanan en büyük kongre hangisiydi? Erzurum Kongresi. Soru çözüyoruz. Erzurum Kongresi'nin toplanması diyorsa öğrencimiz önce Trabzon'la Doğu Anadolu işaretleyecek. Trabzon'la Doğu Anadolu işaretleyecek. Zaten diğerleri de katılıyor arkadaşlar. O zaman ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Mustafa Kemal Erzurum'a katıldı mı? Evet. O zaman ne yapıyorsun? Soru bankası ödüyorsun. Sana soruda diyor ki, Mustafa Kemal hangi cemiyetlerin faaliyetlerine katkı vermiştir? Erzurum'a katıldı, Trabzon'da Doğu Anadolu. Önce bunları işaretleyin. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Hadi bakalım. Arkadaşlar, 3, 4, 5 mi oldu? Trakya Paşeli. Evet. Trakya Paşeli. Arkadaşlar kim kurdu bunu? Cafer Tayyar Paşa. Kimle mücadele etti? Etnik Etarya, Mavri Mira. Trakya Paşeli deyince dikkat, Yunanlara karşı ilk kurulan. Yunan'a karşı ilk kurulan. Oldu mu? Yine Trakya Paşeli'nin bir özelliği var. Her yer gitse bile diyor, Türk'ün bayrağı Trakya'da dalgalansın. Ayrı devlet fikri olan. Evet. Bu kötü bir özellik değil arkadaşlar. Ayrı devlet fikri olan kimdir? Trakya Paşeli'dir. Cafer Tayyar Paşa, Yunan karşıtı, ilk Yunanlara karşı ilk kurulan. Peki Trakya'da Edirne'nin Sesi, Trakya'nın Bülbülü, Keşan'ın Gonca Gülü gibi gazete isimleri görüyorsanız buna aittir. Orada toplanan en büyük kongre hangisidir arkadaşlar? Böyle yazayım. Edirne ve Lüleburgaz kongreleri. Evet. Bakın bunlar Erzurum demiştik değil mi? Kars Erzurum'a katıldı. Oltu Kongresi'ni düzenledi. Kars Kongresi'ni düzenledi. Trakya Paşeli de Edirne ve Lüleburgaz kongrelerini düzenledi. Ayrı devlet fikri vardı. Devam edelim. 6. İzmir Müdafaa-i Hukuk. Kimle mücadele etti? Etnik Etarya, Mavri Mira. Sakın Pontus'la Kordos demeyin. Onlar Karadeniz'de. Nurettin Paşa tarafından kuruldu. İşgalden bir gün önce İzmir Reddi İlhak kuruldu arkadaşlar. İzmir Reddi İlhak. Yunanlara karşı kurulmuştur. Peki bu Batı Anadolu toplanan kongreler hangisidir? Onu da şöyle yapalım değerli arkadaşlar. Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli kongrelerinin toplanmasında etkilidir. Evet, umarım anlatım tarzımı anlamışsınızdır. Hangi yerel cemiyet, hangi azınlık cemiyetine mücadele etti, hangi kongrelerde etkili oldu? Bir de kurulduğu bölgeleri vurguluyoruz. Oldu mu? Şimdi, kaç olduk? 8 mi olduk arkadaşlar? Menteşeliler. Hani derler ya, ev yapılır tuğladan, kız alınır muğladan. Arkadaşlar, Menteşe yöresi. Menteşeoğulları vardı, 2. Beyliklerde hatırlarsanız. Coğrafyada Menteşe yöresi vardır. O turistik geziye çıkan kimdi? Bodrum, Marmaris, İtalya değil mi? O zaman kime karşı kuruldu? İtalya'ya karşı. Dokuz. Anadolu kadınları. Evet, Mustafa Kemal'in isteğiyle Sivas valisinin eşi tarafından kurulan arkadaşlar. 10. Dikkat, Kilikyalılar. Testlerde en çok bunu sorarlar. Neden? İsmi zararlı gibi ama kendisi yararlı. Kilikya neresi?
Antep'e doğru giderken Pozantı'yı göreceksin, Adana'yı göreceksin, Çukurova'yı göreceksin. Orası arkadaşlar. Peki Kilikyalıların merkezi İstanbul. İstanbul merkezli, tuzağa düşme. Hangi bölgeyi savunduğu? Adana, Çukurova. O zaman cevap verelim. Kimlerle mücadele etti? Fransız ve Ermeni. Bunun diğer adı ne? Adana Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'dir arkadaşlar. Peki Ahmet Hocam, hangi kongre düzenleyecek? Çok gizemli bir kongre. Mustafa Kemal'in de katılacağı Pozantı Kongresi'nde etkili olacak. Evet, Kilikyalılar İstanbul'da kuruldu ama Çukurova'yı savundu. İstanbul'da kuruldu ama Çukurova'yı savundu. Oldu mu? Şimdi 11 arkadaşlar, hangi cemiyet olsun? Karakol Cemiyeti. 12 Mimim 2019 KPSS sorusu. Hangisi TB'de bulunan gruplardan biri değildir? Cevap Mimim. Mimim grup değil ki, cemiyet. Müsellahi Müdafaa Cemiyeti'dir arkadaşlar. Müsellahi Müdafaa Cemiyeti'dir. Karakol Cemiyeti'ni zamanla Mustafa Kemal pasifize edecek. İttihatçı çok diye Mimim kurulacak. Ve Mimim TB tarafından desteklenecek. Hocam peki Müsellahi Müdafaa ile Karakol'un ortak özelliği ne? Kurtuluş Savaşı'ndaki istihbarat ve lojistik destek. İstihbarat ve lojistik destek arkadaşlar. Şöyle yapalım. İstihbarat ve lojistik destek. Evet. 13. Ki en önemlisi, hangi cemiyet? Milli Kongre. Değerli arkadaşlar bakın, bunlar hep bölge bölge değil mi? Ama bunun adı ne? Milli. Hepsi bölgesel. Milli Kongre ulusaldır. İstanbul'da talim terbiye öğrencileri tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar Esat Işık kurucuları arasındadır. Resmi ideolojileri Türkçülüktür. Özellikle Sultan Ahmet Mitingi'nin toplanmasında İzmir işgalinin protestosuna etkili olmuşlar. Dikkat! Çıkmış KPSS sorusudur. İlk kez basın yayın. İlk kez Kuvayi Milliye'yi kurulan cemiyet kimmiş? Milli Kongre. Kendimi kötü hissettim ha lan. Ben şişman mı duruyorum böyle ya? Biraz öğle yemeğinden dolayı şişkinlik var gençler. Devam edelim. Devam edelim. Milli Kongre. Evet. İlk kez neyi kullanmış? Basın, yayın. İlk kez neyi kullanmış? Kuvayi Milliye. Milli Kongre Cemiyeti. Arkadaşlar Milli Kongre dikkat edelim. Bitiriyorum. 14. Vahdet-i Milliye. Vahdet-i Milliye. Şimdi bunun da kelime anlamı arkadaşlar, milli blok oluyor. Milli blok. Bu da Paris Konferansı'na katılıyor. Yine ulusal kurtuluşa destek vermeye çalışıyor. Evet. Adana'da kurulan, yani Adana'yı savunan İstanbul merkezi Kilikyalılar. Unutmuyorsunuz. Muğla'yı savunan Menteşeliler. Sivas'ta kurulan Anadolu Kadınları. İlk kurulan Kars İslam. Yunanlara karşı ilk kurulan Trakya Paşaeli. Cenab-ı Garbi Kafkas Geçici Hükümeti. Kars İslam. Ayrı devlet fikri Trakya Paşaeli. İlk kez Kuvayi Milliye, ilk kez basın yayın dersem Milli Kongre. Vahdet-i Milli, Milli Blok anlamına gelir. Lojistik destek, istihbarat diyorsam Karakol, Mim Mim diyorsunuz. Oldu mu? Şimdi kongrelerden de bahsettik. Onlara bağladık arkadaşlar. Peki en büyük cemiyet hangisi? Salla bakayım. En büyük cemiyet hangisi? Sallama boşa, tahtada yok. En büyük cemiyet Sivas Kongresi'nde. Anadolu, Rumeli, Müdafaa Hukuk Cemiyeti olacak. Tüm cemiyetler Sivas'ta. Doğudaki cemiyetler Erzurum'da. Tüm cemiyetler Sivas'ta birleşecek. Şimdi cemiyetleri anlattım. Arkadaşlar bir de cemiyetlerin kolay bir soru kökü var. Ama öğrencilerimiz Allah'a şükür yanlış yapıyor. Nedir o? Yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri. Niye yanlış yapıyor biliyor musun? İnatlaşıyor, inatlaşıyor. Ama böyle damarı çıkıyor inattan. Lütfen itaat edin. Yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri. Hemen maddeleştiriyorum arkadaşlar. 1. Yararlı cemiyetlerin ortak özelliği. 1. Bölgeseldir. İşaretler. Ama hocam ne var? Milli Kongre ulusal değil miydi? Her şeyi unutursun, gözü kör olmaya sıcağı. Yanlış yapacağım diye bunu unutmasın. Bebeğim o istisna. Genel olarak hepsi bölgesel. Bölgesel. Tamam. 2. Kurulmalarında Mustafa Kemal etkili değildir. İşaretle.
Ama hocam Anadolu kadını Mustafa Kemal kurmadı mı? Şu olmadı mı? Ya adam şehir şehir gezip cemiyet mi kurdu? Gözünü seveyim, istisnaları alma, işaretle. Bölgeseldir, Mustafa Kemal etkili değildir. İnatlarınız buradan geliyor. Basın yayın yolunu kullanmışlardır. Ama hocam sadece Milli Kongre kullanmamış mıydı? Yahu kardeşim ilk kullanan Milli Kongre, sonra hepsi kullandı. Tamam. 4. Arkadaşlar kongreler düzenlediler. 5. Wilson ilkelerine göre çoğunlukta olduğumuzu savunduk. Tıpkı azınlıklar gibi. 6. Azınlık cemiyetleri mücadele ettiler. 7. Milli egemenlik mi, milli bağımsızlık mı? Neyi güçlendirdiler? Milli bağımsızlık. Milli egemenlik, cumhuriyet demek. Tamam. Bir de bunların saltanatla veya halifelikle bir sorunu yok. Saltanat karşıtı diyemeyiz. Ne karşıtı? İşgal karşıtı. Önce vatan, önce bağımsızlık diyorlar. Önce cumhuriyet demiyor bunlar. Zaten dönemi değil, sırası değil. Anlaşıyoruz mu? Bir kez daha aşk ile şevk ile buyurun. Yararlı cemiyetlerin ortak özelliği. Basın yayın. Mustafa Kemal etkili değil. Bölgeseldir. Azınlıklarla mücadele etti. Wilson ilkelerini savundular. Değil mi? Ulusal örgütlenmeye katkı sağladılar. Değerli arkadaşlar, tüm cemiyetler nerede birleşti? Sivas'ta. Milli egemenlik mi, milli bağımsızlık mı? Egemenlik mi, bağımsızlık mı? Bağımsızlık. Oldu mu? Böyle yazarak çalışmanızda fayda var. Tahtamı siliyorum. Hemen Kuvayi Milliye'den devam ediyorum. Evet arkadaşlar, geçen ne yaptım tahtamda? Cemiyetleri anlattım. Şimdi arkasından ne yapalım? Kuvayi Milliye diyelim. Bu arada işgallere karşı ilk tepki cemiyetler midir, Kuvayi Milliye midir? Sizce? Cemiyetlerdir. Unutmuyorsun. Yararlı cemiyetler. Kuvayi Milliye'yi çok biraz detaylı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hatta vakitten tasarruf olsun. Videoda sizi çok sıkmayalım diye bazı şeyleri yazdım, başlıklarımızı. Kuvayi Milliye'nin kurulma nedenleri, özellikleri, faydaları diye gideceğiz. Bir kere Kuvayi Milliye'nin kurulma nedenleri. Direkt hangi ateşkese bağlayın? Mondros. Çünkü Mondros'ta hatırlarsanız 24. madde vardı, 7. madde vardı değil mi? Şöyle 7. madde diyeyim. Asayişin bozulduğu yerlere itiraflar işgal edilir maddesi. Yine Mondros'la beraber ordunun terhisi. Yani Mondros'a işgallerin başlaması. Diğer bir neden, hükümetin güvenliği sağlayamaması. Hükümetin güvenliği sağlayamaması arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kuvayi Milliye'nin kurulmasının bir sebebi de arkadaşlar tabii ki işgallere karşı gelmek. İşgali durdurmak, bağımsızlık duygusu. Şimdi Kuvayi Milliye hocam nerede kuruldu? Hatay mı, Balıkesir mi, o mu, bu mu, hepsini anlatıyorum. Gençler, güneyde ilk kez Hatay Dört Yol'da. Batıda da Balıkesir Ayvalık'ta. Tamam? İlk direniş Hatay Dört Yol. Peki orada ilk kurşunu sıkan vatan evladı kim? Kim? Mahmut Tuncer ve Mehmet Çavuş. Mehmet Çavuş. Şu ilk kurşuna bakalım. İlk kurşunlar. Dikkat. Hatay dersem Mehmet Çavuş. Bunu Milli Savunma Bakanlığı da kabul etti arkadaşlar. İzmir dersem Hasan Tahsin. İlk kurşun savaşları deseydim Ali Çetinkaya'ydı değil mi? Arkadaşlar Antep dersem Karayılan Şahin Bey, işaretleyin. Şahin Bey, Karayılan, yerel kahraman. Arkadaşlar Maraş dersem Sütçü İmam. Zaten Maraş'ta mübarek bir yer. Sütçü İmam. Bir gün Sütçü İmam arkadaşlar Maraş'ın dağ sokaklarında yürüyor. Bizim orada biliyorsunuz Antep'te, Maraş'ta hamam kültürü gelişmiştir. Şener Şen'in şarkılarından biliyorsunuz zaten filmlerde. Maraşlı kadınlarımız hamamdan çıkınca dar bir sokakta Fransız askerler önlerini kesiyor. Olaya Sütçü İmam denk geliyor. Hiç tanımadığı Maraşlı kadınları korumak için cebinden silahını çıkartıyor. Fransızları yere sayıyor arkadaşlar. Fransa yeri göğü inletiyor. Sütçü İmam'ı Maraş teslim etmiyor. Oldu mu? Evet, ilk kurşunu başlatan orada kimmiş? Arkadaşlar Sütçü İmam. Kurulma nedenleri dedik. İlk kurşunlardan bahsettik. Şimdi Kuvayi Milliye'nin özellikleri ve faydaları. Birincisi Kuvayi Milliye arkadaşlar kurulmasında Mustafa Kemal etkili değildir.
Tıpkı cemiyetlerde olduğu gibi tek başına gezip Mustafa Kemal Kuvayi Milliye kurmadı. Kuvayi Milliye bölgeseldir. Kendiliğinden oluşmuştur. Milis güçlerdir. Milis demek düzenli değil. Milis güçlerdir. Askerlik tekniği yoktur. Sponsoru halktır. Yani masraflarını kim karşılar? Halk. Her bölgenin ayrı ayrı şefi vardır. Türkçesi düzenli değildir. Serkan'ım kaydır beni biraz. Bu Kuvayi Milliye'nin arkadaşlar özellikleri. Peki Kuvayi Milliye'nin bir de faydaları var. Faydaları var. Onu da işleyelim. Birincisi, Kuvayi Milliye işgalleri ne yaptı? Yavaşlattı. İkincisi, düşmanı ne yaptı arkadaşlar? Oyaladı. İşgali yavaşlattı, düşmanı oyaladı. Bileceğimiz şeyler bunlar. Üçüncüsü, bağımsızlık duygusunu geliştirdi. Dikkat! Milli mücadeleye zaman kazandırdı. Ben Kuvayi Milliye ile ilgili bu soruyu, yani buraya kadarki kısmını KPSS harcını yatıran herkesin çözeceğini düşünüyorum. Yani oyaladı, yavaşlattı, zaman kazandırdı, bağımsızlık geliştirdi. Geçtik bunları. Bize kalite katan bilgiye geldik. Kurtuluş Savaşı'nda hangi cephede Kuvayi Milliye başarı kazandı? Doğu mu, güney mi? Evet, güney cephesinde başarı kazandı. Zaten Maraş kahraman, Antep gazi, boş yer olmayacak. Peki Kuvayi Milliye deyince bir faydası da TBMM'ye karşı isyanları bastırdı. Bir de arkadaşlar düzenli ordunun temeli oldu. Düzenli ordunun askeri uzaydan gelmeyecek değil mi? Kuvayi Milliye'nin çekirdeği olacak. İşgali yavaşlattı, düşmanı oyaladı, bağımsızlık duygusunu güçlendirdi, zaman kazandırdı. Herkes bildi. Güney cephesinde başarılı olması, Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'ye karşı isyanları bastırması, düzenli ordunun temeli olması. En büyük faydaları bu. Şimdi değerli arkadaşlar, şurada tahtamızda Kuvayi Milliye'nin önemli karakterleri var. Evet, şöyle bir az yazayım dedim, çoğaldı vallahi, öyle oldu biraz. Bakın buraya, Rıdvan Hoca Sütçü İmam. Rıdvan Hoca Sütçü İmam. Maraş'ta, Sütçü İmam anlatmıştım. Rıdvan Hoca, cami hocası. Bir gün bakıyor ki cuma günü birkaç Maraşlı insanımız camiye gelmiş, cuma namazına. Onlara hoş geldin cemaat diyor, namaza mı geldin? Evet namaza geldik hocam diyor, işte Allah kabul edersin falan. Sesini çıkarmıyor, bakıyorlar gelen var. Cemaat diyor ki şu avluya bir çıkın bakayım diyor. Cemaati avluya çıkartıyor, bak bakayım kaleye diyor. Bak! Maraş kalesine bakıyor ki cemaat, Fransız bayrağı dalgalanıyor. Siz diyor Kadeniz'de Fransız bayrağı dalgalanırken diyor Allah'ın evine gelmeye utanmadınız mı diyor. Siz diyor namazınızın kabul olacağını zannediyorsunuz diyor arkadaşlar. Cemaati camiden kovuyor. Ya asıl hoca bunlar işte bak. Cuma'nın farzlarından birisidir. Cuma'nın farzlarından birisidir. Devletin bağımsız olması. Evet Rıdvan Hoca. Devam edelim. Topal Osman İpsiz Recep. Karadeniz'de, Giresun'da ve Rize'de. Giresun, Rize. Ali Sahip arkadaşlar. Urfa'da, Kılıç Ali, Antep'te, Karayılan, Karayılan der ki gelin oturak, kilis yollarından kelle getirek. Küçükken Ahmet Hoca'nız Karayılan'ı canlandırmış arkadaşlar. Şahin Bey, yazmış mıyım Şahin Bey? Neyse Şahin Bey de benden olsun. Arkadaşlar bunlar da Antep'te yerel kahramanlardır. Zaten özellikle Şahin Bey köprüde şehit düşen bir vatan evladıdır. Oldu mu? Çerkez Ethem, Demirci Mehmet. Bunlar da Kuvayi Milliye şeflerimizdendir. İşte Demirci Mehmet Isparta yakınlarındadır. Çerkezlem arkadaşlar Batı Anadolu'dur. İbrahim Bey Urfa'dadır. Bunlar erkeklerimiz. Ama bizim o dönemlerde erkek gibi olan kadınlarımız da var. Evet, tabii nur içine yatsınlar. Hepsinin kendine ait bir hikayesi var gençler. Evet, hocam kimdir bu kadınlarımız? Kılavuz Hatice. Güneyde Çukurova'dayız. Mehmetçik savaşıyor, askerimiz savaşıyor. Fransızlar Mehmetçiği kovalıyor. Kuvayi Milliye şeflerini kovalıyor. Hatice'ye diyorlar ki, şuradan kaçan askerleri gördün mü diyorlar. Hatice, saf bir masum Anadolu kadını, Anadolu kızı. Askerler diyor, şu tarafa gitti diyor. Halbuki asker ters tarafa gitti. Kılavuz Hatice. Bir kılavuzluk yapıyor,
Yüzlerce canı kurtarıyor arkadaşlar. Nur içinde yatsın. Gördes'i Makbule Hanım. Evet, Gördes, Manisa'nın ilçesi. 22 yaşında alnından vurularak şehit düşen Türk kadınıdır. Gördes'i Makbule Hanım arkadaşlar. Evet, bunlar tatili falan göremedi. Bunlar sevgisiyle balayına gidemedi. Bunlar çocuklarını özel okullarda okutamadı. Bunlar, yanlış anlamayın, bana da kızmayın, filtreli storyler paylaşamadı. Bunlar önce vatan dedi, kanlarını akıttı arkadaşlar. Hocam sen yap, biz de yapmıyoruz artık yani. Bakmayın, tarihçiz gaz veriyoruz ama biz de öyle yaşıyoruz. Şerife bacı, Kastamonu'ndan çıkmış, soğukta bebeği donmasın diye kıyafetlerini bir bebeğe sarmış. Mühimmat, silahlar zarar görmesi bir dona sarmış. 21 yaşına donarak şehit olmuş. Şerife bacı. Kara Fatma, Fatma Seher Hanım arkadaşlar. Özellikle Bursa'nın kurtarılışı, 1. 2. İnönü Savaşı, İzmir civarı, Tayyar Rahmiye, Osmaniye tarafları arkadaşlar. Bir gün asker duruyormuş ki böyle azıcık enerjisi düşmüş falan filan. Demiş ki asker, ben kadın halimle ayaktayım, siz yatmaya utanmıyor musunuz demiş. Bütün birlik ayağa kalkmış arkadaşlar. Evet, Tayyar Rahmiye. Binbaşı Ayşe de var arkadaşlar, yine Kurtuluş Savaşı'na katkı sağlayan. Burada neye dikkat edin? Nene Hatun daha önce soruldu. Kurtuluş Savaşı değil, 93 Harbi olduğunu unutmayın. Evet, biraz gaza geldim. Rahatsızlık verirsem özür dilerim ama böyle düz anlatılmazdı bunlar. Anlatabildim mi? Evet, Maraş'ı, Antep, Adana'yı gördük. Kurtuluş Savaşı'nda Maraş, Antep, Adana, Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye başarılı olmuş. Serkan'ım kaydır beni. Kaydır Serkan'ım. Düşman gelmek üzere. Can askerim benim. Evet, Kuvayi Milliye'nin faydalarından bahsettik. Geldik kaldırılma nedenleri. Arkadaşlar, ne biçim yazmışım ya. Evet, Kuvayi Milliye'nin kaldırılma nedenleri. Hocam, biz Kuvayi Milliye'yi niye kaldırdık? Bir, her Türk genci bu savaşı bilecek. Gediz taarruzunun başarısız olması. Hocam, bu Gediz taarruzu nerede? Birinci İnönü'den önce. Önce şöyle anlatayım. Sivas Kongresi'nde işleyeceğiz. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na atanıyor. Hatta hükümet gibi davranıyoruz. Yürütme yetkisi kullanıyoruz. Hatta 82 yılı ÖYS sorusu bu. Kuvayi Milliye arasında kumanda birliğini sağlamak için atılan ilk adım. Ali Fuat'ın Batı Cephesi'ne atanması. Ali Fuat gidiyor, gaza geliyor. Gediz taarruzunda mağlup oluyoruz. Mağlup olunca Ali'ciğim senden diyoruz, çok iyi insansın, senden asker olmaz, elçi olur. Ali Fuat'ı Moskova'ya göndereceğiz. Kuvayi Milliye'yi kaldırıp düzenli orduyu kuracağız. Gediz Muharebesi. İki, şımarmak, şımarıklık, halka baskı yapmak, kafaya göre adalet dağıtmak, bir de düşmanı atacak gücünün olmaması. Düşmanı atacak gücünün olmaması. Hadi bakayım. Kuvayi Milliye'nin türevleri. Arkadaşlar, böyle bir başlık yok. Bunu ben icat ettim. Her gördüğün aksakal deden zannetme derler ya. Bu da onun gibi. Bakın yavrularım. Kuvayi Seyyare. Kuvayi İnzibatiye. Kuvayi Muhammediye. Arkadaşlar, Kuvayi Seyyare Çerkez Etem'in birlikleridir. Tıpkı Çerkez Etem gibi. Önce yararlı, sonra zararlı olmuştur. İnzibatiye, değerli arkadaşlar, hilafet ordusudur. Hilafet ordusudur İnzibatiye. Direkt zararlıdır. Kuvayi Muhammediye de Tevmi'ye karşı isyan çıkartan Ahmet Anzavur'un ordusudur. Oldu mu? O zaman direkt zararlı, direkt zararlı Kuvayi Seyyare, tıpkı Çerkezem gibi önce yararlı, sonra zararlı. Karıştırmak yok. Bir de örnek soru yazayım. Ondan sonra bu konuyu bitireyim arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Evet. Ayvalık. Adana. Antalya. Bölgelerin hangilerinde Kuvayi Milliye Hareketi görülmez? Ayvalık, Adana, Antalya. Ayvalık, Adana, Antalya. Bölgelerin hangilerinde Kuvayi Milliye Hareketi görülmez? Doğru cevap Antalya. Neden görülmez? Çok sıcak hocam. Yeğil.
Neden görünmez? İtalya'nın olduğu yerde direniş görünmez. Neden? Çünkü İtalya, aha böyle doğal hali, mal gibi duruyor arkadaşlar. Niye mal gibi duruyor? Kalbi kırık. İzmir'den dolayı. Muğla, Bodrum, Marmaris, Aydın, Kuşadası, Aydın demeyeyim, Kuşadası. Bu coğrafyada arkadaşlar Kuvayi Milliye görünmez. İlk Kuvayi Milliye Balıkesir'de Ayvalık taraflarında görecek. Oldu mu? Güneyde de Hatay, Dörtyol diyorum. Konuyu bitiriyorum. Cemiyetler ve Kuvayi Milliye size emanet. Bir sonraki videomuzda sarışın kurdumuzu nereye gönderiyoruz? Samsun'a çıkış. Örgütlenme döneminden devam ediyoruz.